Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Değerli izleyenler Karadeniz Gazı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak Filyos'taki törende yaktığı meşaleyle karaya ulaştırılmaya başladı. Erdoğan törendeki açıklamasında vatandaşlarımızın aylık 25 metre küpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle Ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki bir ayda tüm konutlardaki doğalgaz kullanımında ücret almayacağız. Müjdesini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Sayın Akşener de e, bir açıklama yaptı. E, kısaca şöyle söyledi: Gaz gerçekse mutlu oluruz. Umarım Karadeniz gazıdır ifadesini kullandı. <laughs> e, Sayın Caşın, Sayın Akşener Karadeniz gazına niye inanmadı? Yani ben hoca aslında. E öğretim üyesi yani. Burada gazın çıkmadığını bir harita var mı acaba? Bir anlatayım ben hocamıza. Ee, arkadaşlarımız ee, baksın siz yorumunuzu yapın. Şimdi yapa. bir defa. Böyle devam edelim. E, burada ben şaşırıyorum bu açıklamaya. Bilmiyorum ya belki de e, siyaseten mi söyledi bilemiyorum. Şimdi Türkiye'nin üç tane önemli bana göre sorunu var. Yani az önce söylediğim 2040'ların Türkiye'si 2030'lardan bahsediyor. Mi? Bir, enerji. Rekabetçi, yükselen ekonomiyi destekleyecek ucuz, güvenilir ve devamlı, sustainable dediğimiz enerjinin temini. İki, savunma güçlü bir ordu. Jeopolitik olarak çok önemli bir yerde Türkiye. Üç, terörle mücadelesinin başarılı olması. Biz bunu yaptığımız takdirde 2040'ların Türkiye'si Atatürk'ün koyduğu çizginin ötesine geçmiş. Çok önemli bu. Biraz sonra anlatacağım bilgiyi kullanan değil, bilgi üreten devlet olacak. Hedefimiz bu. Şimdi bakalım Türkiye'nin enerjiyle kavgasında Karadeniz kömürün Uzun Mehmet 1829'da taş kömürünü buluyor. İkinci Mahmut zamanında Zonguldak'ta Karadeniz'e evrildi. Bu bizim birinci devrimiz. İkinci devrimiz petrol Batman'da, Raman'da 48'de bulunuyor. Ve yaklaşık %7 ile 10 arasında memleketin petrol ihtiyacının bu kadar zamandır karşılığı. 3- doğalgaz gaz Karadeniz maden teknik araştırmanın büyük bir başarısı. Ve geldiğimiz nokta deniz sondaj üretim filosu kurabilen Sayın Berat Albayrak kurdu bir filoya sahibiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği çok ciddi bir başarıdır. Bunu şöyle izah edelim. Karadeniz'de gazın olduğu nereden belli? Karadeniz bir kere bir çöküntü bölgesi ve Türkiye dünya enerji ekseninin dikey ve yatanın üzerinde çok affedersiniz şunu söyleyeyim. Yeditepe Hukuk Fakültesi'ne enerji hukuku doktora dersi hocasıyım ben. Bir, rahmetli Demirel tarafından Orta Asya'da görevlendirdim. Bakü Ceyhan ve TANAP projelerinde çalıştım. Ve e, nükleer enerji hukuku üzerinde de çalışmalarım var. Şimdi buradan baktığımızda 303 milyar barilden Türkiye 750 milyar varile gitmiş. Türkiye'nin enerjideki bu devrimi çok önemli. Neden? Yaklaşık %20 bizim yıllık yaktığımız enerjinin 20'si taş kömüründen geliyor. %5 yüzde %36 gaz, %30 da petrolden. Tabi hidroelektrik ve %5 jeotermal diğer taraftan çok büyük bir devrim yaptı. Güneşte ve rüzgar enerjisinin Türkiye %5'in üzerine çıkmaya çalışıyor. Ve Türkiye inşallah nükleer santralı da tamamladığımızda %10 da oradan nükleerden enerji elde edebilecek. 21. yüzyıla böyle bir profille giriyor. Peki Acaba bu gaz var mı? Evet gaz. Bence Batı basınından gene örnek veriyorum. Diyor ki Türkiye'nin en iddialı projesidir. Yaklaşık 59 milyar metre küplü gaz var burada. Türkiye'nin geçen sene yaktığımız gaz 60 milyar diyelim. Bunun yüzde 45'ini biz Rusya'dan alıyoruz. Sonra kardeş Azerbaycan'dan alıyoruz. Ama Türkiye'nin gazı rastgele bir olay değil. Hanım, nasıl? Bakın. Bu eksenin üzerinde iki tane önemli Arap petrolünü saymazsak Irak, Suriye ve İran'ı. Türkiye kuvvet gazını da bir tarafa koyduğumuzda tam gaz kesişim noktasında nasıl yani? Dünyada petrolün en önemli çıkış noktası Bakü petrolü. Öyle mi? Birinci ve ikinci dünya savaşında Kızıl Ordu'ya zaferi taşımıştı. Ancak ikinci dünya harbindeki en önemli yerde Romanya'dır. Piloeşli'deki Romanya petrolleri. Şimdi az önce saydığım bunlar Türkiye'nin %75-80'i nereden geliyor? Hidrokarbonlardan geliyor. Peki Romanya petrolü nereden geldi? Karadeniz'den. Ve Amerikan Hava Kuvvetleri Libya'dan kalkıp ki Türkiye hava sahasını kullandılar. Ploşet'i vurdular ve Almanlar petrolsüz kalınca harbi kaybettiler. Peki Türk devlet haklı ne yaptı? Biz Karadeniz'de yıllardır petrol ve gaz aradık. Bu çok önemli. Yani offshore dediğimiz denizde. Bir kısım Karadeniz'e yakın yerlerde bulduk ve Amasra'da biz bunu kıyıya kadar taşıdık. Başardı bunu Türkiye. En büyük başarımız ne? Şöyle söyleyeyim Fulya Hanım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin alması gerekiyor. Karadeniz'e çıkacak savaş gemileri de olsun. Montre Sözleşmesi'ne göre ve aynı zamanda araştırma gemileri. Araştırma gemisi geliyor. Biz parasını veriyoruz. Sizden diyor şurada şu koordinatlarda gaz arayacağım, petrol arayacağım. Tamam. Ne kadar? 10 milyon dolar. Al kardeşim. Arıyor 6 ay, 7 ay, 1 ay, 1 sene. Geliyor. Yok gaz. Nasıl oldu da buldu Türkiye? Aa bayrakların yaptığı şeyle. Bu filoyla bulduk biz bunu. Bu bir. Türkiye'nin başarısıdır bu. Peki nerede bulduk? Türk Minhasır Ekonomik Bölgesi'nin tam ile kesiştiği yer. Yani ne demek istiyorum? Romanya'da petrol var, gaz da var. Çünkü her ikisi e Hidrokarbon. Ve Türkiye biz bunu bulduk. 750 milyar metreküp gaz var burada. Ve Türkiye'nin belki de %10'unu karşılayacak. E efendim şimdi ben görüyorum şeyleri. Neymiş iç pazar var mı? E bu fiyatı zararı karşılayacak mı? Karadağ'daki maliyeti 90 dolar. Eğer Rus gazı 60 dolar zarar. Ya kardeşim Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Dünya şu andaki itibariyle en büyük enerji krizini yaşıyor. Almanlara bir gördüğünüz Baltık'ta sabotaj yapıldı öyle mi? Boru hatlarını patlattılar. Amerikalı diyor ki benden gaz alacaksın, elenciyi alacaksın. Kaya gazı satıyor Bir şekilde Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Türkiye çok önemli bir noktada durdu. Ben dedi Rusya savaşında yokum. Ben tarafsız devletim. NATO üyesi olabilirim. Tıpkı 2. Dünya Harbi'ndeki gibi devlet hakkını kullanaraktan Rusya ile bizi kapıştırmak istediklerini biz girmedik. İkincisi Burada bu filo yarın bir gün, bakın Libya'da biz Doğu Akdeniz'de gazı bulacağız, petrolü de bulacağız. Başarı nedir bakalım? Bir, Türkiye bu şekilde dış ticaret açığını azaltacaktır. İki, kademeli olarak pazara sevkiyat var. Yani ve nasıl İyi Parti Başkanı böyle bir laf söyleyebiliyor? Demek ki biz büyük bir şeyi başardık. Hocam bu bir devrim Türkiye için. İhtiyacının ve bir, Türk mühendisleri bunu buldu. Evet. İki, Türk gemisi bunu keşfetti. Ondan sonra çıkardı ve yaktı. Ben diyorum ki hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Türkiye Karadeniz'de hamsiyi tavaya koydu ve pişirdi. Bu başarı üçüncü devrimiz bu. ve yani kömür, petrol ve gaz. Ve bu gazı ben bilmiyorum ömrüm görecek mi ama biz Doğu Akdeniz'de de bulacağız. Peki bu dünyada cevap buluyor mu? Yunanistan bize diyor ki şimdi gel diyor yeni Türkiye. Ne var? Doğu Akdeniz'e beraber gaz alacağız. Çünkü yok ki gemisi. Gemi kimde var bizde. 5 tane filo var. Ve bu gemiler dünyanın en ileri gemileri. Bir. İkincisi <laughs> bu kadar yüzde %400 oranında fırladı dünya gaz fiyatları. Sayın Cumhurbaşkanı de, kardeşim sen durumun kritik, ekonomin de bozuk. Evet biz bir pandemi arkasından da deprem yaşadık. Sana gaz fiyatını indirim yapacağım. Neden? Türkiye Cumhuriyeti anayasa olarak sosyal refah devletidir, hukuk devletidir. Sosyal devlet ne demek? Vatandaşın eline tutmak. İki tane müjde verdim dedi. Bir tanesi gel seninle ortak kentsel dönüşüm yapayım. İki gazı ucuzlatayım bu. Çok güzel. E ne diyorlar? Bu seçim yatırımı. Ya Allah'tan korkmanın Şunu görmemek için kör olmak lazım ya. Bu bir başarıdır. İktidarı da muhalefeti de bir milli başarı alkışlamak lazım ya. Bu A partisi, bu B partisi şahıslar gelip geçecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilel evvel fayda kalacaktır. Eğer sen gerçekten Atatürkçüysen, eğer vatanı çok seviyorsan, burada Karadeniz'i, e, Türk milletini, Türk mühendisini alkışla arkadaş ya. Bununla iftihar et. Niye eleştiriyorsun? Ga, i̇nanan gaz, Rusya'dan gaz mı geliyor? Evet Rusya'dan gaz geliyor. <laughs> Mavi akım geliyor, Türk akım geliyor. Belli. 16, 16, 32 milyar buradan geliyor. 9, 10 da buradan geliyor. Türkiye bir enerji köprüsü. E nereden gaz geliyor? bakın Bakü Ceyhan'dan geliyor. Tanapı yapmış Türkiye. İki kardeş devlet beraber olmuş. Avrupa'ya gaz satıyoruz. Ve o zaman ben hayatımda ilk defa Yunanların beni alkışladığını gördüm. Nerede? Avrupa parlamentosunda. Tanap proje halindeyken anlattığım zaman Türkiye adını Yunanlı parlamenterler bize alkışlasın, Türkiye bize gaz verecek. Türkiye İtalya'ya Yunanistan'a gaz veriyor. Yunan Başbakanı ikide bir geldi Türkiye. Aman bize gaz verin Rusya bize gaz vermiyor. E Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun şu bayram gününde. Bu bir bayram, bu güzel bir şey. Ve vatandaşımıza da anne babaya daha ucuz gaz veriyor. Ben biliyorum, ben babam bakkal rahmetli. Ben tüp kuyruklarında saatlerce çocuk olarak <laughs> dedim. O küçücük vücudumla eşek kadar affedersin tüpleri taşıdım ve tüp yok. Gaz yok. Yokluklar içerisindeki bir Türkiye'den buraya geldik. Yeter mi? Hayır. Daha güzel götüreceğiz? Daha güzeli götüreceğiz. Ben buradan da muhalefete söyleyeceğim. Bana dese ki muhalefet lideri, Sayın İyi Parti Başkanı, E arkadaşlar Karadeniz'deki gaz yetmez. Ben Akdeniz'e de bulacağım. Libya ile beraber yapacağız. Afrika'da gaz var. Nijerya'da çalışacağız. Bu filoyu çalıştıracağım ben. E neymiş efendim? Bu bayraklar, al bayrak, Berat al bayrak damatmış. Ya damat olur bilmem ne olur. Bu devleti bakan olarak seçilmiş mi? Yürütmenin içerisine görev almış mı? İyi ya da kötü bize bu fileyi kurmuş mu? Ne diyor Jülven? Önce Ay'a gitmeyi hayal etmiş. Gidildi mi Ay'a gidildi. E, Türkiye'de gaz buldu. Ya alkışlayın arkadaş ya. Bu gaz Rus gazı mı? Yok komünist gaz abi. Bakın ben size söyleyeyim. Biz Ruslardan gaz aldığımızda Bulgaristan üzerinden gaz geldi. O zaman Amerika hem bize hem de Almanya'ya baskı yaptı. Almayacaksınız bu gazı dedi. Peki. Siz NATO üyiyiz. sizin bu gaz komünist dedi. Rahmetli Demirhan çıktı dedi ki, sevgili Amerikalılar dedi. gazı almayacağız ama dedi, komünist olmayan gaz verse gelin sizden alalım. <laughs> Türkiye Türk gazı buldu arkadaşlar, alkışlayın bir. Johnny'lere de söylüyorum, siz de heyecan yapmayın, sizden de eğlence oluyoruz. Çünkü Türkiye 60 milyar metreküp gaz üretebilen modern bir endüstriyel devlet haline geldi. Peki çok bu teşekkürler başarı... değerlendirmeniz Benim için. Bu. Çok sağ olun.